kar. Tam kare olmayanlar çarpanlara hayır işlem tamam. Köklü sayılar çok karışık ama tayfa buna alışık. Donguçlar sıkı çalışıp hiç durmadan yola devam. Tam kareyi soracağım, gülme geliyor hocam. Bir sayının kökünü söyle nasıl bulacağım? Bir sayının kendisiyle çarpımıdır tam kare. Kare kökün dışında tam sayı çıkar tam kare. Tam kare sayıları ezberledim ben çoktan. 1, 4, 9, 16 daha sayayım mı hocam? Ezberlediysen eğer hesapla 144'ü. Sonucunu 3 ile çarp, bul onun da kökünü. 144'ün kare kökü 12 ise hocam, 3 ile çarptığım zaman 36 bulacağım. Kök dışına 6 çıkar asla negatif olmaz. Tam kare olmasa da karşımızda duramaz. Tam kare değilse yerini tahmin edin. Sağında solundaki tam kareyi belirleyin. İki yan komşuyu bulabilirsen eğer anlamışsın demektir. Bu konu burada biter. Dersimiz köklü sayılar, tam kare direkt çıkar. Tam kare olmayanlar çarpanlara hayır işlem tamam. Köklü sayılar çok karışık ama tayfa buna alışık. Donguçlar sıkı çalışıp hiç durmadan yola devam. A kare kök B diye yazılan şeyler de var. Kafamı karıştırır, aklımı kurcalar. Çok kolay çözümü, iyi dinle evladım. Çarpanlarını bul kök içindeki sayının. Çarpanlardan çift olanlar dışarı çıkar çarpılır. Tek kalanlar içeride yalnız başına takılır. Başka yolu yok mudur? Çarpanlar çok karışık. Kök içindeki sayı tam kareyle çarpışık. Güzel salladın oğlum, bu da başka bir yöntem. Kökün içindeki sayı bulunur tam kareden. 72 mesela 2 çarpı 36 eder. 36 6 olur, kökün dışına gider. Bunları anladıysan artık işin çok kolay. Ne yani köklü sayıyı sıralamakta ne var? Kök dışındaki sayının karesini alarak kök içindeki sayıyla çarpıp da bir daha var. Dersimiz köklü sayılar, tam kare direkt çıkar. Tam kare olmayanlar çarpanlara hayır işlem tamam. Köklü sayılar çok karışık ama tayfa buna alışık. Donguçlar sıkı çalışıp hiç durmadan yola devam. Evet anladım hocam, sıralama kolaymış. Köklü sayılarda bir de dört işlem mi varmış? Acayip keko bir şey, çarpma bölme çok kolay. Kökün içi ve dışı ayrı ayrı bir olay. Toplama ve çıkarma karışık mıdır hocam? Kafam şişti zaten benim, yeter artık kaçacağım. Dur yerinde evladım, sen zeki bir adamsın. Elma ile armutu asla karıştırmazsın. Kök içleri aynıysa toplanıp çıkarılabilir. Aynı değilse eğer çarpanlara ayrılabilir. Kök içleri farklıysa toplanıp çıkarılamaz. Ondalık sayılara geçmemiz kaçınılmaz. Ondalık sayıların kökünü bulmak için kesir gibi yazın, bu yöntemi seçin. Kesirleri biliyorsun, hatırlaman yeterli. Pay ve paydadaki sayıları tam kare ise dışarı. Düzensiz bir şekilde sonsuza dek uzayan irrasyonel sayılar tüm sayıların dibi. Bir de asla unutma, bu alemde kral bir devirli ondalık sayılar rasyonel sayılardır. Virgülden sonrası hep sonsuza dek tekrarlanır. Devir işareti bir melek halkası gibi. Hangi sayının üstündeyse yoktur onun da dibi. Hocam çatladım artık, bitmeyecek mi bu şarkı? Evladım az daha sabret, son iki satır kaldı. Devirli ondalık sayıyı kesire çevirmek için Donguç Akademi'nin videolarını açın. Dersimiz köklü sayılar.